Tabii görüşmenin içeriğine dair çok detaylı bir bilgiye sahip değiliz ama Trump'ın atmış olduğu görüşmeyle ilgili son tweetten ipuçları çıkararak önümüzdeki döneme ilişkin bir takım tahminlerde bulunabiliriz. Yani geçtiğimiz en son kararı yine telefonla vermişti Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek suretiyle. Şimdi de muhtemelen Amerikan bölgeden çekilmesine ilişkin detaylar konuşuldu. Trump'ın atmış olduğu tweette uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. Hem DAEŞ üzerine konuşulmuş hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin yavaş fakat Türkiye ile birlikte koordine edilecek bir çekilmenin gerçekleşeceğini anlıyorum ben buradan. Aynı zamanda görüşme içerisinde Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret, ekonomi gibi konular da konuşulmuş ama tabii ki muhtemelen asıl konu Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusundan çekilmesiyle ilgili detaylar olmuştur. Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın aldığı kararı pekiştirmesi için koordinasyonun önemli olduğunu gördük bugüne kadar geçtiğimiz son bir hafta içerisinde. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fırat'ın doğusuna yapılacak askeri müdahaleyi bir ay ertelediğini Türkiye'nin ilan etti. Dolayısıyla bu süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri taahhüt ettiği gibi bölgeden çekilecek. Bu bağlamda da Türkiye ile koordineli bir şekilde bu süreci yöneteceği anlaşılıyor. Burada belki hassas üzerinde konuşulması gereken hassas konulardan bir tanesi DAEŞ ile ilgili konu. Bilindiği gibi DAEŞ'in bölgede hala az da olsa varlığı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a yönelik bu karara ilişkin muhalefette de DAEŞ'in varlığı gerekçe gösteriliyordu. Türkiye ile Amerika DAEŞ'la mücadele konusunda, Türkiye'nin kalan DAEŞ unsurlarıyla mücadele etmesi konusunda da belirli bir uzlaşıya, belirli bir anlayışa vardıklarını önceden biliyoruz. Dolayısıyla bundan sonra bölgede DAEŞ'in kalan unsurlarıyla ilgili Türkiye'nin öncülüğünde, Türkiye'nin inisiyatifinde bir mücadele söz konusu olabilir. Buna dair detaylı bir görüşme gerçekleşmiş olabilir. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye hem bölgede YPG PKK terörüyle mücadele etme konusunda bir strateji üzerine çalışacaktır hem de kalan DAEŞ unsurlarının bölgeden Suriye'den özellikle temizlenmesi konusunda bir strateji geliştirecektir. Bu stratejiyi geliştirirken de muhtemeldir ki Amerika Birleşik Devletleri ile daha yakından çalışacaktır. Çünkü Amerikan çekilmesi sonrasında bölgede yerel dinamiklere bakıldığında birçok gelişmenin ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Türkiye hem kendisine zorluk çıkaracak gelişmelerin önüne geçmek hem de Amerika Birleşik Devletleri ile bu süreçte koordine olmak için muhtemelen daha sıkı bir işbirliği gerçekleştirecek. Görüşmeden anladığımız bunlar şimdilik.